1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital, altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Mutlu günler kıymetli SRT Televizyon izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda tabii ki kış ayları yaklaştı. Dışarıda yağmurlu bir hava, tabii bu sual da dönecek. Mevsimimizi yaşıyoruz şu anda. Ekim ayı itibariyle de, Kasım ayı itibariyle de kış geldi, kapıyı çattı. Ve bizler de ne yapıyoruz? Kendimizi korumak zorunda kalıyoruz ama tabii kışın gelmesiyle de üst solunum yolu ve enfeksiyon hastalıkları da biraz baş gösterdi diyebiliriz. Peki, üst solunum yolu enfeksiyon hastalıklarından kendimizi nasıl korumalıyız? Tedavi yöntemleri nelerdir? Kulak, burun, boğaz doktorumuz
Operatör Doktor Mustafa Kıvıldurmaz bizlerle birlikte olacaklar. Üst solunum yolu enfeksiyon hastalıklarından bahsedecekler. Peki, öncelikle üst solunum yolu enfeksiyon hastalıkları nelerdir? Mustafa hocamızdan dinleyelim. İyi günler diliyorum. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına değinmeden öncelikle solunum yollarını bir tanımlamak gerekir. Solunum yolları kabaca ikiye ayrılır. Üst solunum yolları ve alt solunum yolları. Üst solunum yolları içerisinde burun, boğaz, gırtlak dediğimiz bölge, ses kutusu dediğimiz ses tellerine kadar olan bölgeye biz üst solunum yolları diyoruz. Bundan daha aşağıda kalan bölgede ise artık alt solunum yolları başlıyor. Burası da nefes borusu, trake, bronşlar ve akciğerler, alveollere kadar da alt solunum yolları olarak geçiyor. Üst solunum yollarında anatomik olarak hangi bölgeler yer alıyor? Onları bir tanımlamak lazım. Üst solunum yollarında burun boşluğu yani nazal kavite ve paranazal sinüsler, yani burun ve sinüslerin birlikte oluşturduğu paranazal ünite. Bununla bağlantılı olarak östaki tüpleri ve orta kulak boşlukları da üst solunum yollarına dahil oluyor. Bundan başka burnun bittiği yerde, burnun tam arkasında, sonlandığı yerde nazofarings dediğimiz bölge başlıyor. Burnun boğazdaki, kalk arasında geniz dediğimiz bölge, burnun boğazla birleştiği bölge. Buraya kulaklardan gelen östaki tüplerimiz açılıyor ve kulakların havalanması nazofarings dediğimiz bölgeden sağlanıyor. Nazofarings'in aşağı tarafında orofarings başlıyor. Orofarings dediğimiz bölgede yumuşak damak, küçük dil, bademcikler ve bademcik arkları yer alıyor. Posterior faringeal duvar yine bir bölümüyle burada yer alıyor. Orofarings'in alt tarafında hipofarings diyoruz. Artık burada dil kökü ve faringeal duvarlar bizi karşılıyor. Dil kökünün alt tarafında da, dil kökünün altında da epiglot kıkırdağı, larynx kıkırdağı artık bizi karşılıyor. Ve daha aşağı bölümde de larynx dediğimiz ses tellerini içeren birçok hayati yutma ve solunum fonksiyonunda, ses oluşumunda görev alan bir yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bütün bu saydığımız bölgelere üst solunum yolları diyoruz biz. Tabii bütün bu bölgelerin, bütün bu organların farklı farklı enfeksiyon hastalıkları oluyor. Her birinde ortaya çıkan tablo birbirinden farklı olabiliyor. Şu anda kış aylarına giriyoruz. Kış aylarına girerken artık biliyoruz ki bizim bir baş edemediğimiz, başımızın belası olan bir grip virüsümüz var. Grip virüsü enfekte ettiği her insanı mutlaka neredeyse hasta ediyor. Daha önceden eğer bağışıksanız bile, daha önceden grip geçirmişseniz bile birçok kez daha geçirme ihtimaliniz oluyor. Çünkü her defasında birden çok kez bazen bir yıl içinde birden fazla kez mutasyon değiştirip yani mutasyon geçirip giydiği mantoyu, örtüyü yani antijenik yapısını değiştirerek bizim bağışıklık sistemimizin savaşçı hücrelerinden kendini koruyabiliyor. O yüzden biz bir yılda iki defa, üç defa, dört defa grip virüsüne yakalanıp hasta olabiliyoruz. Çok baş belası bir durum. Bundan nasıl korunacağız? Tabii ki ona geleceğiz. Ama grip virüsü bizim vücudumuzda ne yapıyor? Ona bir bakalım öncelikle. Grip virüsü öncelikle hani soğuk algınlığı, grip dediğimiz hastalığı yapıyor. Bu aslında basit bir hastalık gibi görünse de özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda, yaşlılarda ve çocuklarda. Vücut direnci düşük insanlarda, kronik hastalığı olanlarda, işte şekere tansiyonu olanlarda, kalp hastalarında veya karaciğerli böbrek hastalarında, immünsüpresif ilaç kullanan insanlarda ciddi hayati enfeksiyonlara, ölümcül enfeksiyonlara sebep olabiliyor grip virüsü. O yüzden çok çok önemli. Grip virüsü vücuda ilk girdiği anda, girdiği zamandan itibaren bir inkübasyon periyodu oluyor. 2 gün ila 1 haftaya kadar uzayabiliyor. Bu inkübasyon periyodunda hafif halsizlik, işte hafif böyle bir ateş gibi belirtiler ortaya çıkarabiliyor. Ondan sonra işte boğaz ağrısıyla kendini göstermeye başlıyor. Yüksek ateş, öksürük, işte burun akıntısı, burunda tıkanma gibi belirtilerle seyrediyor.
Ondan sonra bir hafta 10 gün civarında biz hani klasik bilgi olarak söyleyebiliriz. Kendi kendini sınırlayan bir enfeksiyona sebep oluyor. Yani sağlıklı bireylerde, bağışıklık sistemi sağlam bireylerde kendi kendini sınırlayıp büyük çoğunlukla geçen bir enfeksiyona sebep oluyor. Biz griple gelen hastalarda belirli ilaçlar kullanıyoruz. Aslında yaptığımız tedavi semptomatik tedavi. Ne demek semptomatik tedavi? Bizim elimizde hani grip virüsünü öldürecek bir antiviral ilaç çok fazla olmamasına rağmen biz gripin belirtilerini tedavi etmeye çalışıyoruz. Ne yapıyor mesela? Ateşi çıkardıysa biz ateşi düşürmeye çalışıyoruz. Boğaz ağrısı yaptıysa ağrı kesici verip ağrısını dindirmeye çalışıyoruz. Hastamızın burnu akıyorsa, öksürüğü varsa burun akıntısını geçirecek işte dekonjestan ilaçlar veriyoruz. Öksürüğü geçirecek antitüsif ilaçlar veriyoruz. Burnumuz tıkandıysa burun açıcı spreyler veriyoruz. Bu şekilde hastanın belirtilerini semptomatik olarak tedavi edecek şekilde destek tedavisi düzenliyoruz. Hastalarımızı, kişiden kendilerini korumak için belli mevsimlerde grip aşısı bulunuyorlar. Evet. Peki grip aşısı nedir? Tavsiye eder misiniz? Tabii ki. Grip aşısı bir önceki yılda grip salgınına sebep olan grip virüsünün suçlarından elde edilmiş antijenleri içeren bir aşı. Bu antijenler bir önceki yılın virüslerinin hani proteinleri vücuda zerk edilerek verilerek bağışıklık sisteminin bunları tanıması ve savaşabilecek pozisyona gelmesi grip virüsünü almadan önce amaçlanıyor. Ama grip virüsü dediğimiz gibi çok hızlı mutasyon geçirdiği için bu antijenlerini çok çabuk değiştirebildiği için bazen bu aşı yetersiz kalıyor. Yani grip virüsü geçirmiş olmanıza rağmen tekrardan gribe yakalanabiliyorsunuz. Onun dışında tabii ki koruyuculuğu belli oranlarda var. Biz özellikle grip aşısını çocuklarda ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda, kronik hastalığı olan insanlarda, yaşlı insanlarda, belli bir yaş üzerinde, 65 yaş üzerindeki insanlarda tavsiye ediyoruz belirli durumlarda. Çocuklardaki grip salgınları tabii erişkinlerden çok daha hızlı yayılıyor. Çünkü özellikle kreş gibi, okul gibi, toplu bir şekilde bir arada bulunan alanlarda çocuklar durduğu zaman birbirlerine çok kolay bu virüsü bulaştırabiliyorlar. Aynı şekilde okulda giden bir çocuk mesela okuldan getirdiği virüsü kardeşlerine, abisine evde bulaştırabiliyor. Bütün işte aile hastalanabiliyor bu şekilde. Grip virüsünün bulaşma yolu, asıl bulaşma yolu damlacıklı oluyor. Bir kişi işte öksürdüğü zaman ağzından çıkan, ciğerlerinden çıkan bu aerosol dediğimiz böyle sıvı damlacıkları, küçük gözle görünmeyen sıvı damlacıkları havada asılı kalıyor. Ve aynı havayı teneffüs eden insanların ciğerleri hava yoluyla yani ciğerlerine alınmış oluyor. Buradan sonrasında işte hastalığı başlatıyor. Öncelikle tabii ki hani grip virüsünden korunurken öksürükle ilgili önlemleri almak gerekiyor. Evet. Öksürürken böyle ağzımızı kapatıp mümkünse bir mendile öksürmek gerekiyor. Onun dışında tabii ki kapalı alanlarda çok fazla bulunmamak gerekiyor. Çok kalabalık yerlerde uzun süre bulunmamakta fayda var. Onun dışında yakın temas önemli. Yakın temastan kaçınıyoruz. Özellikle grip virüsü taşıyan insan, yani grip olan insanlardan aynı ortamda bulunmamaya dikkat etmek lazım. Onun dışında grip aşısını söyledik. Bunlardan başka da hani gripten çok fazla korunabileceğimiz bir yol yok. C vitamini, aldığımız gıdalar, besinler, mevsiminde almamız gereken C vitamini. Tabii ki vitaminlerin hastalıkları, tabii ki vitaminlerin etkisi şöyle, hastalık sırasında vücut birçok biyokimyasal metabolik olaylar sürdürüyor. Grip virüsünün savaşılmasıyla ilgili yani virüsle savaş sırasında bu meydana gelen biyokimyasal olaylar sırasında tabii ki C vitamininin antioksidan etkisi karşımıza çıkıyor. Bu da bize yarar sağlıyor. Bir hastayken C vitamininden zengin besinler, yani işte portakal gibi, mandalina gibi, limon gibi, işte yeşil yapraklı sebzeler gibi bize virüsle savaşma adına büyük fayda sağlıyor.
Onlar da tabii ki hastalarımıza tavsiye ediyoruz. Taze meyve sebzelerden zengin beslenmeleri konusunda hastalarımızı uyarıyoruz. Peki hocam, grip anlattığınız gibi. Peki nezle nedir? Grip ve nezle arasındaki fark nedir? Nezle aslında griple nezle birbirine çok yakın ama nezle sadece burundaki olayı anlatıyor. Nezle halk arasında yani burnun akması, burnun tıkanması daha çok burunla ilgili bir olay. Ama aslında birbirine çok yakın tabirler. Griple farenjit dediğimiz durumun arasında biraz daha fark var. Bademcik iltihabı, farenjit bunlar birbirinden biraz daha farklı. Bademcik iltihabı da bir üst solunum yolu enfeksiyonu. Yalnız gripten çok farklı bir durum. Bademcik iltihabındaki ajan, yani bu hastalığa sebep olan mikroorganizma grip virüsü değil. Daha çok bizim gördüğümüz tabii farklı çeşitleri var. Diğer bademcik iltihapları da var. Ama bizim en sık gördüğümüz çeşidi beta hemolitik streptokok dediğimiz bir bakterinin sebep olduğu bademcik iltihabı var. Bu bakteriyel tonsillit dediğimiz hastalıkta yani bademcik iltihabında çok yüksek ateş, yutma güçlüğü, boğaz ağrısı çok ciddi derecede, halsizlik, bütün vücutta kas eklem ağrıları ve hastamız ağzını açıp biz ağzını açtığı zaman bizim gördüğümüz bademcikler üzerinde böyle beyaz beyaz lekeler, eksuda dediğimiz bir iltihap, irin birikintilerini biz görüyoruz. Böyle bir tabloyla hasta bize geldiği zaman işte belirli tahlil tetkiklerini yaptırıyoruz veya işte klinik olarak tanı koyup tedavisine başlıyoruz. Bademcik iltihabının tedavisinde antibiyotik gerekiyor. Antibiyotik kullanmamız mutlaka şart oluyor. Ama grip tedavisinde antibiyotiğe gerek yok. Grip eğer komplike değilse, yani bir sinüzite sebep olmamışsa veya bir orta kulak iltihabına sebep olmamışsa, yani komplike değilse grip, antibiyotik kullanmaya gerek olmuyor. Yalnız bademcik iltihabı olduğu zaman herhangi bir komplikasyon olmadan da biz antibiyotiği başlıyoruz. Çünkü bademcik iltihabının sebep olduğu mikroorganizma bir bakteri. Biliyorsunuz antibiyotikler bakterilere etkiliyken virüslere etkili değiller. O yüzden bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik kullanıyorken viral enfeksiyonlarda antibiyotik kullanımından kaçınıyoruz. Tabii ki bir de paranazal sinüsler var üst solunum yollarında. Boğaza gelmeden önce vücudun daha solunum yollarının başlangıcında nazal kaviteye açılan paranazal sinüs dediğimiz kafa kemiklerinin içerisinde bulunan havalı boşluklarımız var. Bunlar iki tane alında, iki tane üst çene kemiğinin içerisinde burun gözlerin iç tarafında bulunan etmoid kemik dediğimiz bölgede küçük küçük hücreler halinde bulunuyor. Bir de kafa kaidesini oluşturan sfenoid kemik dediğimiz bir kemik var kafa tabanında. Burada da en arkada bulunan sfenoid sinüslerimiz var. Bunların enfeksiyonuna biz sinüzit diyoruz. Sinüzit nasıl bir tabloyla karşımıza çıkıyor? Genellikle sinüzit nedir? Sinüzit genellikle işte bu grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının sonrasında komplikasyon olarak gelişen bir durum çoğunlukla. Bazen tek başına da olabiliyor. Ve baş ağrısıyla kendini belli ediyor. Baş ağrısı, burun tıkanıklığı, burunda akıntı. Bu akıntının belirli bir hani rengi oluyor genellikle. Sarı veya yeşil renkte. Kötü kokulu bir burun akıntısı. Geniz akıntısı, koku alamama, nefes burundan nefes alamama gibi şikayetlerle hasta bize başvuruyor. Biz baktığımız zaman endoskopik muayenede bazen bu sinüslerin açıldığı bölgede burunda orta konka dediğimiz bu burun etinin altına bütün sinüsler açılıyor. O bölgede biz sarı veya yeşil renkli akıntıyı gördüğümüz zaman sinüzit tanısı koyup tedaviye direkt başlıyoruz. Sinüzitler de çoğunlukla bakteriyel enfeksiyonlardan, bakteriyel ajanlardan kaynaklanıyor. Streptokoklar, Haemophilus influenza dediğimiz, Moraxella catarrhalis dediğimiz bakterilerden en sık gördüğümüz bakteriler bunlar. Bunlara etkili antibiyotikleri ve hani burundaki mukozanın ödemini alacak, dekonjeste edecek belirli grip ilaçlarıyla beraber derhal başlıyoruz. Bazen burunda endoskopik muayenede bir problem görmüyoruz.
Böyle durumlarda da radyolojik tetkiklere başvurmamız gerekiyor. Radyolojik tetkiklerden de en çok bizim kullandığımız paranazal sinüs tomografisi. Ben hastalara anlatırken şu tabiri kullanıyorum çok, yani şu tabiri kullanmayı çok seviyorum. Şimdi endoskopik muayene ve paranazal sinüs tomografisi. Birinde kamerayla biz burnun içini muayene ediyoruz. Birinde de tomografi çekiyoruz. Bu ikisinin birbirinden farkı şöyle. Şimdi sinüsleri bir evin odalarına benzetirsek, kamerayla biz sadece antreye bakabiliyoruz. Antreyi görüyoruz. Odaların içini ayrı ayrı biz kamerayla endoskopik muayenede göremiyoruz. Bazen odanın içindeki bu irin iltihap antreye sızmış oluyor. Biz kamerayla baktığımız zaman antredeki iltihabı görüp ilaç başlayabiliyoruz. Bazen de bu irin iltihap sadece sinüsün içinde kalıyor. Biz o zaman tomografiye ihtiyaç duyuyoruz. Tabii ki bakteriler dışında farklı ajanlarla da sinüzitler ortaya çıkabiliyor. Bunlar viral ajanlar yine olabiliyor. Veya fungal sinüzitler dediğimiz mantarlara bağlı dirençli kronik sinüzitler ortaya çıkabiliyor. Sinüslerde tabii ki hani iltihabın bir akut evresi var. Bir de kronik evresi var. Akut sinüzitlerde çoğunlukla ilaç tedavisine cevap alabilirken biz uyguladığımız antibiyotik tedavisine ilaçlara cevap alabilirken kronik sinüzitlerde ilaç tedavisine cevap alamıyoruz. Hastaya biz 6 hafta, 2 ay, 3 ay ilaç kullandırmamıza rağmen hastamızın şikayetleri düzelmiyor. Bu tür durumlarda da cerrahi olarak yine endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz kameralı yöntemlerle, ince aletlerle burun deliklerinden girip sinüsleri boşaltabiliyoruz. Bu şekilde kronik sinüzitleri de tedavi ediyoruz. Peki sinüslerden koruma yolları nelerdir? Genelde banyodan sonra işte hemen saç kurutulması falan sinüsit olan kişilerde sık sık karşılaştığımız durumlardan birisidir. Evet. Soğuk havalar yaklaşıyor, işte kış mevsiminin içerisine gireceğiz. Peki kışın kendimizi nasıl koruyacağız? Soğuklardan sinüsitlerimizi nasıl koruyacağız? Evet. Şimdi şöyle, sinüziti olan bir insan başı ıslak şekilde dışarı çıktığı zaman tabii ki ağrısı daha artıyor. Bu hani başın ıslak şekilde hani soğuk havaya, soğuk ortama maruz kalması sinüzit ağrısını artırıyor. Tabii ki bundan kaçınmak lazım ama bir kişinin hani sinüzite yatkın olmadığı daha çok mukozasının kalitesiyle, yani burun mukozasının kalitesi ve paranazal sinüs anatomisinin işte düzgünlüğüyle alakalı daha çok. Bazı insanlarda sinüzite yani zemin hazırlayan anatomik özellikler oluyor. Bu işte burundaki septum deviasyonları, konka hipertrofileri veya konka bilioza dediğimiz konkanın içerisinde hava bulunduran bir balonlaşma formuna bürünmüş olması. Onun dışında sinüs kanallarının dar olması veya sinüslerin hemen ağzında sinüslerin ostiyumlarını daraltan ekstra hücreler olması, ekstra sinüsler olması. Bu tür durumlarda biz daha çok sinüzit hastalıklarını görüyoruz. Bir de tabii ki üst solunum yollarının sonuçta hani başlangıçta söylemiştik. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının, gripin, nezle grip gibi enfeksiyonların komplike olmasıyla ortaya çıkıyor sinüzitler çoğu zaman. O yüzden hani bu tür enfeksiyonlarında hani zamanında tedavilerinin yapılmasında fayda var sinüzit geçirmemek için, sinüzitten korunmak için. Onun dışında sinüzitle ilgili hani ilaç tedavisinde her yaşta olabilir. Her yaşta olabilir. Yetişkinlerde. Küçük çocuklarda da görülebilir. Erişkinlerde, yetişkinlerde de görülebilir. Küçük çocuklarda geniz eti dediğimiz bir durum var, adenoid vejetasyon. Bu paranazal, daha doğrusu nazal kavitenin yani burun boşluğunun en arkasında artık nazofaryngs dediğimiz bölgeye açılırken orada bir adenoid dediğimiz geniz eti diye tabir edilen halk arasında bir yapı var. Bu yapı bazen hava yoluna tıkıyor ve burunların, yani burun ve paranazal sinüslerin drenajının temizlenmesini bozuyor, havalanmasını bozuyor. Bu tür hastalıklarda çocuklar sık sık tekrarlayan sinüzit ataklarıyla bize geliyorlar. Böyle bir durum. Bu
geniz eti problemi erişkin yaşta tabii ki azalıyor. 12-13 yaşlardan itibaren küçülüyor ve kayboluyor geniz eti. Ama çocukluk çağında sinüzitlerin çok sık sebeplerinden bir tanesi adenoid vejetasyon. Tekrarlayan sinüzit ataklarıyla gelen çocuklarda mutlaka bir geniz etinin muayenesinin yapılması gerekiyor. Böyle bir durumda eğer geniz eti de varsa biz operasyon öneriyoruz hastalarımıza belirli tedavi incelemelerden sonra. Çocuklarda bademcik oluyor değil mi hocam? Tabii ki. Aslında geniz eti de bir nevi bademcik. Yani geniz eti ve bademcik dokularını işte kesip mikroskop altında incelediğiniz zaman birbirinin aynısı, aynı şekli, aynı yapıları görürsünüz, aynı manzarayla karşılaşırsınız. İkisi de bağışıklık sisteminin bir parçası. Bademcikler sağ ve solda bulunuyor, geniz eti de yukarıda bulunuyor. Geniz dediğimiz bölgede bulunuyor. Tek aradaki fark bademciklerin bir kapsülle sarılmış olup geniz etinin kapsülsüz olması. Ama işlevlerini çok fazla değiştirmiyor bu durum. İkisi de bademcik özelliğinde, yani ikisi de bağışıklık sisteminin birer elemanı. Bir tane daha bademcik var, o da dil kökünde bulunuyor. Yani iki tane sağda ve solda, iki tane de biri yukarıda, biri de aşağıda. Yukarıdaki geniz eti, aşağıdaki de dil kökündeki dil bademciği, lingual tonsil dediğimiz bademcik. Bu dördü birden hava yolunun girişinde bağışıklık sisteminin adeta bir karakolu gibi orada bütün vücuda girebilmesi muhtemel mikropları filtre eden yapılar. Peki nasıl koruyacağız bari? Çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Bu boğaz ağrısından, bademcik iltihabından, bademcik şişliklerinden? Bademcik iltihabı az önce bahsettiğimiz bu çoğunlukla streptokok bakterisinden kaynaklanıyor. O direkt temas yoluyla bulaşır. Mesela bademcik iltihabı olan bir insanla işte çok yakın temas kurarsanız veya onun tabağına, çatalını, bardağını falan kullandığınız zaman veya o sizin böyle suratınıza ciddi bir şekilde öksürdüğü zaman bu şeyi alabilirsiniz. Ama nezle grip, işte bu sinüzite sebep olan mikropların, daha doğrusu mikroorganizmaların çoğunluğu işte nezle grip gibi viral kaynaklardan sonra komplike olarak gelişiyor. Bunları da işte anlattığımız gibi az önce havada asılı kalan damlacık yoluyla alıyoruz. Buna yönelik önlemler almak gerekiyor. Bundan başka nazofarings dediğimiz geniz bölgesinden bahsedelim biraz. Bazen bu geniz eti, daha doğrusu geniz bölgesinde östaki borusu var dedik. Östaki borusu kulaklara açılıyor. Kulakların da tabii ki bir şey var, hava dengesi var, hava basıncı var. Bazen üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra özellikle çocuklarda biz kulak iltihaplarıyla karşılaşıyoruz. Kulak iltihabı nedir? Akut otitis media özellikle çocukluk çağında çok şiddetli kulak ağrısı, yüksek ateş ve işitme kaybı ile seyreden bir hastalık. Çocuğumuz birdenbire kulağının ağrıdığını söylemeye başlıyor. Sonra bu ağrı giderek artıyor ve çocuk ağlamaya başlıyor. Ağrı bir noktaya kadar artıyor. Bu tepe noktasında kulak zarında küçük bir delik oluşuyor. Ve bu iltihabi sıvı, orta kulakta biriken iltihabi sıvı bu kulak zarındaki oluşturduğu delikten yavaş yavaş dışarı akmaya başlıyor. Bu evreden sonra biz çocuğun kulağında akıntı görüyoruz. Bu akıntı kanlı da olabiliyor veya değişik renklerde, sarı renkte veya şeffaf seröz dediğimiz bir akıntı da olabiliyor. Akıntı başladıktan sonra kulak zarındaki gerim azalacağından dolayı çocuğun ağrısı da azalıyor. Ve hani ateş de, ağrı ve ateş azalarak çocuğun şikayetlerinde bir miktar azalma görüyor. Ama tabii ki hastalık tamamen düzelmiyor. Orta kulak iltihabı da çoğunlukla dediğimiz gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir komplikasyonu olarak gelişebiliyor veya tek başına kendi halinde de gelişebiliyor. Risk faktörleri nelerdir? Özellikle hani çocuğun geniz etinin olması, üst solunum yolu enfeksiyonları geçiriyor olması veya çocuğun alerjik olması bu orta kulak iltihabı için predispozisyon yaratan faktörlerden. Tedavisinde ne yapıyoruz biz orta kulak iltihabında? Tabii ki belirli mikroorganizmalarla gelişen bir enfeksiyon. Yine aynı mikroorganizmalar, streptokoklar, hemofilus influenza veya moraxilla catarrhalis dediğimiz
bakterilerle kaynaklanıyor çoğunlukla. Ve bunlara yönelik biz antibiyotik tedavisi başlıyoruz. Kulak muayenesiyle tansı konuyor. Kulağın otoskopik muayenesinde biz kulak zarını şiş, kızarık ve bombe şekilde görüyoruz. Bazen kulakta akıntı oluyor gördüğümüz zaman çocuğun. Akıntıyla gelmiş oluyor bize. Akıntıyı biz temizliyoruz. Ondan sonra kulak zarını değerlendiriyoruz. Bir delik var mı, perforasyon var mı? Ona bakmamız gerekiyor. Eğer böyle bir durum varsa kulağa su kaçırmaması yönünde aileye telkinlerde bulunuyoruz. Kulağa su kaçırmak çünkü enfeksiyonu şiddetlendirebiliyor. Tedavisinde yine üst solunum yollarının ödemini azaltıcı dekonjestan ilaçlar, burundan kullanılabilecek şekilde spreyler. Tabii ki en başta en temel tedavi olarak antibiyotik tedavisi orta kulak iltihabında. Ağrı kesici ilaçlar, ateş düşürücü ilaçlar kullanıyoruz. Orta kulak iltihabının bir diğer formu da özellikle geniz eti olan çocuklarda orta kulakta ağrısız, sızısız, ateş olmadan hiçbir şekilde bir belirti ve tek belirti olarak işitme kaybı şeklinde kendini gösteren serozotit dediğimiz bir durum var. Bu serozotitte hangi durumlarda oluyor? Özellikle geniz eti olan çocuklarda, alerjisi olan çocuklarda. Onun dışında evde sigara içiliyorsa, çocuğun yanında sigara içiliyorsa bu durumda bir risk faktörü. Onun dışında kreşe giden çocuklar yine serozotit geliştirmeye müsait oluyorlar. Dediğim gibi risk faktörleri kabaca bunlar olarak söyleyebiliriz. En önemlilerinden birini de belirttiniz hocam, sigara dediniz. Aynen. Evde sigara içilmemesi lazım. Artık bizim söylememize gerek yok. Her yerde billboardlarda yazılıyor zaten. Evet. Sigara içmeyeceğiz çocuğumuzun yanında özellikle. Onun dışında serozotiti olan çocuk sadece işitme kaybıyla kendini belli ediyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Çocuk mesela sizi seslendiğiniz zaman duymuyor. Hiç ağrısı, sızısı, hiçbir şeyi yok çocuğun. Sadece sizi duymuyor. Sesleniyorsunuz, bakmıyor. Umursamıyor mu acaba falan diyorsunuz. Veya televizyon izlerken çizgi filmin karşısında sesini çok yüksek açma gereği hissediyor. Anne duymuyorum, baba duymuyorum diye size söylüyor. Böyle olduğu zaman çocuğun mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Onun belli bir yaşı var mı hocam? Serozotiti yani bebeklik çağından yani itibaren biz görebiliyoruz. Yani 1-2 yaşlarından itibaren biz çok sıklıkla görüyoruz. Tabii ki işte geniz etinin kaybolmaya başladığı yaşlarda da serozotitin sıklığı azalıyor. Çünkü hani çoğunlukla geniz etine bağlı bu östaki borusundan sağlanan orta kulak havalanmasının yeteri derecede yapılamamasına bağlı gelişen bir enfeksiyon. Bazen işte orta kulak iltihabından sonra da bir komplikasyon olarak serozotit görülebiliyor. Böyle durumlarda serozotit olduğu zaman ne yapmamız gerekiyor? Biz bakıyoruz çocuğun işte kulak muayenesini yapıyoruz. Geniz etinin muayenesini yapıyoruz flexible endoskoplarla. Geniz eti olabilir veya olmayabilir. Kulak muayenesinden sonra timpanometri dediğimiz orta kulağın basıncını ölçen bir testimiz var. Timpanometrik inceleme yapıyoruz. Timpanometride eğer düz çizen bir eğri görürsek veya tip C veya tip AS gibi bir eğri elde edersek o zaman serozotit tanısını koyuyoruz. Tedaviye başlıyoruz. Tedaviyi nasıl yapıyoruz? Öncelikle ilaç tedavisi veriyoruz. İlaç tedavisinde alerjik ilaçlar, dekonjestan ilaçlar. İlk başta hani antibiyotiğin yeri tartışmadı serozotitte. Ama ben hani kendi pratiğimde bir doz antibiyotik tedavisi de veriyorum hastalarıma. Onun dışında alerji ilaçları, burun spreyleri kullanıyoruz. Bu şekilde hastamızı takip ediyoruz. Bir ay, iki ay, maksimum üç aya kadar takip ediyoruz. Eğer üç ay sonrasında verdiğimiz tedavilere hiçbir yanıt alamazsak, o zaman diyoruz ki bu çocuğun işte kulak iltihabını bizim cerrahi olarak düzeltmemiz lazım. Bu durumda da ne yapıyoruz? Eğer çocuğun geniz eti varsa öncelikle geniz etini tabii ki alıyoruz ameliyat sırasında. Geniz eti ameliyatına ek olarak kulağa tüp takıyoruz. Bu tüp ne anlama geliyor? Şimdi orta kulak bir boşluk. Bir odaya benzetirsek kulak zarı da odanın penceresi.
Bu odanın içinde bir hava var, bir de pencereden dışarıda bir hava var. Bu iki ortamdaki havanın birbiriyle basıncının eşit olması gerekiyor. Normalde odanın içindeki hava basıncı odanın kapısından sağlanıyor. Bu östaki borusu dediğimiz burundan gidiyor hava kulağa. Dış ortamdaki hava basıncı ile iç ortamdaki hava basıncı dengeleniyor. Eğer odanın kapısı kapalıysa biz odanın içindeki havanın basıncını değiştiremiyoruz. O yüzden camda bir delik açıyoruz. Yani kulak zarı üzerinde küçük bir delik oluşturuyoruz. Bu oluşturduğumuz deliğe, yani kontrollü bir kesiyle, cerrahi kesiyle bir delik açıyoruz. Ve bu deliğe küçük bir halka, tüp yerleştiriyoruz. Bu tüp vasıtasıyla hava alışverişi sağlanıyor. Orta kulak basıncı dış atmosfer basıncına eşit olduktan sonra mukozanın ödemi azalmaya başlıyor. Mukoza ödeminin bertaraf edilmesinden sonra da zaten sıvı tahliye oluyor ve bir şekilde orta kulak basıncı normale geliyor. Çocuğun kulakları tekrar titreşmeye, çocuğun kulağı tekrar duymaya başlıyor. Bu tüp takıldıktan sonra 6 ay ile 1 sene arasında tüpün çeşidine göre farklı farklı tüpler var. Çeşidine göre değişiyor ama bizim taktıklarımız genellikle ortalama 6 ay ile 1 sene arasında orada kalıyor. Ondan sonra 6 aydan sonra atılabiliyor veya hani 1 sene içinde maksimum biz bekliyoruz. 1 sene sonrasında eğer tüp hala atılmadıysa bazen başımıza geliyor böyle durumlar. Biz onu cerrahi olarak çıkarıyoruz. Bazen daha fazla beklediğimizde oluyor. Çocuğun durumuna göre, kulağın durumuna göre biz bu tedaviyi yönlendirebiliyoruz. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel bilgiler verdiniz ki bize. Üst solunum yolu enfeksiyonları çok derin bir mevzu. Derin bir yani konu. Çok daha bize böyle şey gibi geliyor. İşte sadece grip ve nezle. İşte gideceğiz, doktorumuzdan, hekimimizden ilaçlarımızı alacağız. Belli bir süreç içerisinde bunu yaşayacağız. Sonra da işte C vitaminleriyle, takviye vitaminlerle de bu yol süreci geçireceğiz diye düşünüyoruz. Ama ki öyle değil. İşte Mustafa hocam her şeyi ince ayrıntısına kadar anlattı. Çok önemli konu üst solunum yolu enfeksiyonları ve birçok hastalığa sebep ve etken oluyor. Tabii ki. Birçok birbirinin komplikasyonu halinde gelişen bir hastalık silsilesi bir kısmı. Bir kısmı tamamen birbirinden ayrı, bağımsız, farklı farklı mikroorganizmalar tarafından tetiklenen, yani sebep olunan birçok farklı enfeksiyon hastalığı. Hepsini beraber biz üst solunum yolu enfeksiyonları olarak tartışıyoruz. Bir de tabii ki üst solunum yolu enfeksiyonları demişken özellikle çocuklarda kurup, larenjit ve epiglotit dediğimiz rahatsızlıklar var. Bunlar da çok tabii ölümcül olabilen şeyler. Özellikle epiglotit dediğimiz hastalık. Bunun belirtileri nelerdir? Şimdi anneler mutlaka ziyaret edelimler. Kurup, öncelikle kurup'dan bahsetmek lazım. Kurup dediğimiz bölge yine larynx'in, larynx dediğimiz yani gırtlak bölgesinin iltihabı. Burada çocukta en özel, en önemli özellik, en belirgin, bariz şekilde hastalığı belli eden şey havlar tarzda sanki adeta bir köpek havlamasına benzeyen bir öksürük oluyor çocukta. Biz bu öksürüğü gördüğümüz zaman, duyduğumuz zaman zaten direkt tanıyı koyuyoruz. Çok belirgin, yani tipik bir öksürüğü var. Onun dışında yüksek ateş yapabiliyor ve hani solunum yolu enfeksiyonu olduğu için, daha doğrusu ses tellerini direkt etkilediği için, ses kutusunu, larynx'i, gırtlağı etkilediği için solunum sıkıntısı da yapabiliyor. Çoğunlukla hani viral oluyor ve hani destek tedavisi gerekiyor. Bazen soğuk buhar veriyoruz. Ödem azaltıcı tedaviler, işte nebulizatörle, yani hava yoluyla verilen ilaçlarla tedavi ediyoruz. Bir de epiglotit dediğimiz bir rahatsızlık var. Bu da larynx bölgesinde, gırtlağın girişinde epiglot dediğimiz yapraksı bir kıkırdak var. Bu kıkırdağın iltihabı, bu hastalığın, epiglotitin özel bir şeyi var, etkeni var. Hemophilus influenza dediğimiz bir durum, bir bakteri. Bunun da çok özel bir enfeksiyon, çok yüksek ateş ve solunum sıkıntısıyla geliyor. Bazen hani muayene sırasında bile hasta tıkanabiliyor. Çok ciddi solunum problemleri sebep oluyor ve hani hasta tedavi edilmediği takdirde, tanısı konulamadığı takdirde hayatıyla, yani hayatı tehdit eden bir enfeksiyona dönebiliyor. Böyle durumlarda biz hani hastayı derhal hastaneye yatırıp IV ilaçlarla, yani damar yoludan verilen ilaçlarla tedavi etmemiz gerekiyor.
Yani üst solunum yolu enfeksiyonu dememek lazım. Gerçekten çok ciddi solunum yolu problemleriyle beraber seyredebilen, hayatı tehdit eden enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Enfeksiyonlar var içinde yani üst solunum yolu enfeksiyonları. Evet, biz o zaman ne diyoruz izleyenlerimize? Kış aylarında kendinizi mutlaka koruyun. Tabii ki kış aylarına girmeden belirli önlemler almak, tavsiyelerde bulunmak gerekirse öncelikle sigara içmeyelim. Çocuklarımızın yanında sigara içirmeyelim, içmeyelim. Onun dışında iyi beslenmeye de dikkat edeceğiz. Bol sıvı tüketelim. Bol sıvı, bol işte meyve, sebze, taze, C vitamini, vitaminlerden, işte minerallerden zengin besleneceğiz. Hocam, onun dışında bir de takviye vitaminler var. Onlardan da kullanabilir miyiz? Takviye vitaminler sonuçta hani ticari preparatlar. Hani belirli oranlarda faydaları var tabii ki. Sonuçta piyasaya sürülmüş ilaç gibi kullanılan maddeler. Ama ben eğer hani bağışıklık sistemiyle ilgili bir problemi olmayan normal sağlıklı insanlarda ekstra böyle hani hap olarak vitamin takviyesinin çok fazla gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hani ondan alacağımız vitaminleri gayet hani dengeli beslenerek normal gıdalardan alabileceğinizi düşünüyorum. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum. Güzel bilgileriniz için, mesajlarınız için. Ekranları başındaki izleyenlerimiz, ben eminim ki bugün solunum yolu hastalıkları ile ilgili, enfeksiyonları ile ilgili çok güzel bilgiler edindiler. Kendileri koruyacaklar. Kış aylarına girerken kendimizi daha sağlıklı, daha dinç, daha böyle hareketli bir şekilde bir kış ayı geçireceğiz herhalde. İnşallah hastalıklardan korunacağız ama grip bir şekilde herkesi buluyor. Yani sinemaya da gitseniz veya işte oturduğunuz yerde de sizi gelip bulabiliyor. Gripin hani gripten korunmaya çalışacağız tabii ki ama grip bir anda böyle hemen düzelmiyor. Bir hafta 10 gün bir süre istiyor sağlıklı insanlarda da. Önemli olan gripin komplike olmadan atlatılması. İşte sinüzite veya akciğerlere inmesine, pnömoniye, zatürreye sebep olmadan bir şekilde vücuttan atılmasını sağlamak. Bunu da işte yaparken iyi beslenmek gerekiyor, dinlenmek gerekiyor, istirahat etmek gerekiyor. O süreci ilerlenmek iyi değerlendirmek, iyi geçirmek gerekiyor. Peki efendim, tekrar çok teşekkür ediyorum Mustafa Hocam. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Evet, kıymetli Serhat Televizyonu izleyenlerimiz, bugün Şifa Kapısı programımızda sizin de dinlediğiniz ve izlediğiniz gibi ben de biliyorum ki güzel mesajlar aldınız. Kış aylarındaki nasıl koruyacağız kendimizi, solunum yolu enfeksiyonlarından, hastalıklarından nasıl koruyacağız, korunma yolları falan, hanımefendiyle ilgili merak edilen tüm soruları kulak burun boğaz uzmanımızdan operatör doktor Mustafa Kavul Durmaz'dan dinledik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de güzel bir kış geçirmenizi diliyoruz. Sağlıklı, hastalıklardan uzak, gripten ve nezleden uzak olun diyeceğiz ama az önce Mustafa Hocam'ın da dediği gibi ne yapsak da etsek de yine de bizi o gribal enfeksiyonlar buluyor bu şekilde. Ama o süreç içerisinde de dinlenerek, istirahat ederek, vitaminlerle, C vitaminiyle beslenmemize o süreci de daha rahat atlatacağımızı düşünüyorum. Ben hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın diyorum. Onun hastalıklardan uzak durun. Şifa dolu günler sizin olsun efendim. Şu anda Oğuz Bey ile birlikteyiz efendim. Aa, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, bugün konumuz kulak burun boğazdı. KBK uzmanımız bizlerle birliktelerdi. Kış ayları yaklaşıyor. Kış aylarında kendimizi nasıl korumalıyız? Vallahi özel bir korumam yok ama dikkat ediyorum tabii. Yani üşümemek için mesela. Ya üşümemek için ne gerekiyorsa yani yiyecek olarak veya kıyafet olarak işte onlara dikkat ediyorum. Başka. Gıdanıza dikkat ediyorsun. Tabii muhakkak bu yaştan sonra özellikle. Yaşınızı söylemeyin, nazar değmesin. Ne değmez canım, bir peki şey olmaz. Efendim, nasıl şu anda Avrasya Hastanesi'niz? Aynen. Nasıl hizmetlerinden memnun musunuz? Valla iyi, güzel, hoş karşılaşıyoruz. Yani neden bu hastaneyi tercih ettiniz de diğer başka? Tavsiye üzerine geldik. Evet, tavsiye üzerine geldik. Dışarıda özel bir doktorum var, onun tavsiyesi üzerine buraya geldik, burada kaldık. Peki, doktorlardan nasıl, hekimlerden memnun musunuz? Memnunum, hepsi iyidir. Cana yakın, ilgi gösteriyorlar. Bir şikayetimiz yok. Peki, geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim.
Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, kış ayları yaklaştı. Kış aylarında üst solunum yolu enfeksiyonları da tabii kendini göstermeye başladı. Tabii ki. Peki gripten, nezleden nasıl korunmalıyız? Grip aşısı olarak. Grip aşısı oluyorum. O da koruyor beni. Evde hasta olan birisi varsa yanıma gelmiyor. Odama girmiyor. O şekilde. Ve toplu kullanım alanlarında da dikkat etmemiz gerekiyor. Onlara, evet tabii ki onlara da el yıkaması çok önemli. Yani 3 dakika sabunla el yıkaman gerekli. Sürekli ellerini yıkaman gerekli. Temizliğine dikkat ettikten sonra zaten 2 yıldır ben bu hastalıkla şey yapıyorum. 2 yıldır hiç grip olmadım yani. Çok güzel. Yani hijyen kurallarına uymak zorunda. Tabii zorundasınız, evet. En önemlisi o zaten. Maske kullanmadım. Kalabalık alanda bile kullanmadım hiç maske. İşte bu temizlik şeylerine çok dikkat ediyorum. El yıkama falan. Hijyen, evet. Çok dikkat ediyorum. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Nasıl, hizmetleri nasıl? Beni ilk, bu ikinci metastasım benim. Daha önce Çapa'da alıyordum kemoterapi. Ondan sonra oradan hiç memnun kalmadım. Sonrasında beni ameliyat eden doktorum Mustafa Cem Terzi, Fatma Hoca'yı önerdiği için buraya geldim. Tavsiye üzerine geldim. Tavsiye üzerine geldim ve çok mutluyum ben Fatma Hoca'yla tanışmaktan. Çok seviyorum kendisini. Hasta-hekim ilişkisi nasıl olmalı? Sıcak, candan. Fatma hocam bana sanki mahalleden tanıdığım birisi gibi. O kadar cana yakın. O kadar iyi. O kadar mülayim. Ne desem çaresini arayıp söylemeye çalışıyor. Dinliyor beni. Hiç kafamda soru işareti yok yani. Yani telefon açtığınız zaman her zaman tabii, ulaşabiliyor musunuz? Tabii, ulaşıyorum. Ulaşamasam da WhatsApp'tan sürekli haberleşebiliyorum. Çünkü kendileri çok yoğun, onu da görüyorum. Onun için hak veriyorum ulaşamadığım zamanlarda. O yüzden tavsiye üzerine de bu hastaneyi tercih ettim. Evet, tavsiye üzerine memnunum. Peki, mutluyum yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Avrasya Hastanesi'ni neden tercih ettiniz? Yani doktorlarına güveniyoruz. Temiz bir hastane. Yani memnunuz her şekilde, memnunuz yani. O yüzden de. İki tane torunum var, ikisine de devamlı buraya geliyoruz. Evet. Nurcan Hanım'a, ikisi de burada doğdu. Memnunuz yani. Tavsiye eder misiniz? Tabii tabii, herkese tavsiye ediyorum. Bilhassa Nurcan Hanım'a. Bizim tercihimiz burası neden oldu? Biz sigortadaydık ve orada bir doktor problemi oldu ve bizi orası buraya sevk etti. Evet. O şekilde buradayız o sebeple. Nasıl geldiğinize değil de memnun kaldınız? Çok memnunuz. Özellikle doktorumuz Tülay Hanım'a teşekkür ediyorum sayenizde. Çok ilgili ve her konuda bizi çok bilgilendiriyor. Kafamızda hiçbir soru işareti kalmıyor konuştuğu zaman. Bizi rahatlatan bir doktorumuz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sizin sayenizde. İnşallah bizi dinler ve duyar. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse İnsan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım.
Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50